Canım arkadaşım selamlar, ben İsmail Hocan, Sml Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Umarım iyisindir, umarım sağlığın saatin yerindedir. Ben biraz vücudumu kırgın hissediyorum, sağlıklıyım diye nazar değdirdiniz herhalde. Bugün sevgili arkadaşlarım biraz vücudumu kırgın hissediyorum. Bilmiyorum, tadımın tuzumun olmadığı suratımdan belli ama şöyle kendime bakıyorum bir, yani bilemedim. Hasta olacakmışım gibiyim. Ama böyle işte meyve takviyesidir, işte ilaç takviyesidir, şudur budur, kendimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ama arkadaşlar sizler hasta olmayın. Yani bu mevsim geçişleri özellikle böyle kışa doğru girerken sevgili arkadaşlar efsane derecede salgınlar, şunlar bunlar yaygınlaşıyor. Aman siz olun, dikkat edin arkadaşlar kendinize, hasta olayım demeyin. Evet, şöyle tabletim önümde değilmiş, tabletimi de alayım. Sonuçta buraya yazıyoruz. Yazacak argümanı bile unuttuysak demek ki ciddi anlamda vücut sağlığını yitiriyor ama mental sağlığımızı da yitirmeye başlıyoruz herhalde. Evet gençler, bugünkü konumuz fonksiyon ötelemesi. Fonksiyon ötelemelerini işleyeceğiz arkadaşlar. Arkasından bir ikinci video gelecek. Sonra small, medium, large videolar, testler, ödevleriniz olacak sevgili arkadaşlarım. Hazırsanız dersimize geçebiliriz. Abone olup beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Buyurun dersimize. Evet, öncelikle fonksiyon ötelemesinde a ve b pozitif reel sayılar olmak üzere diyoruz. Y eşittir fx fonksiyonu. Eğer a birim yukarı ötelenecekse eğer ben fx'e a ekleyeceğim demektir bu. A birim aşağı öteleyeceksem fx'ten sevgili arkadaşlar bu sefer a çıkaracağım. Bak dikkat et, şimdi burada yukarı aşağıdan kastı, yukarı ve aşağı yönde hareket ettiğin takdirde aslında sen y ekseninde hareket ediyorsundur. Bak yukarı aşağı, gördün mü? Sağa sola hareket ettiğin takdirde de x ekseninde hareket edeceksin. Buna dikkat. Şimdi aşağı yukarı hareket ediyorsan öncelikle y eşittir fx diye bir fonksiyonumuz var bizim, değil mi? Şimdi ben y ekseninde aşağı yukarı gideceksem aslında fx'i aşağı yukarı götürmem lazım. Yani ben buna mesela 2 eklersem o zaman fx'e de 2 eklemiş olurum. Böylelikle 2 birim yukarı çıkmış olur. Y ekseninde 2 birim yukarıdan bahsediyoruz. Anlaştık mı? Şimdi dikkat etmemiz gereken yerler şunlar. A birim sağa ve A birim sola öteleme durumları. A birim sağa öteleyeceksem ben içerideki x'ten a çıkaracağım. A birim sola öteleyecekken de içerideki x'e a eklemem gerekiyor sevgili gençler. Şimdi burada sanki ters bir mantık varmış gibi duruyor. Ama bu ters mantığı sevgili arkadaşlarım şu şekilde açıklayabiliriz. Mesela zaten şuraya çizmiştik bir tane. Örnek veriyorum. Benim şöyle bir fonksiyonum olsun ve bu fonksiyonda sevgili arkadaşlar fx fonksiyonu olsun. Fx fonksiyonunda şurası 4 olsun, şurası da 2 olsun. Böylelikle ben şunları yazabilirim. F2 eşittir 0 ve şurayı tabi ekrana da yazmam gerekiyor değil mi? Şöyle yapalım arkadaşlar. Heh, şimdi görünüyor. Güzel. F2 eşittir 0, tabi bir de F4 eşittir 0 diyebiliriz değil mi biz buna? Şimdi gençler iyi izleyin burayı. Ben eğer f x-1 fonksiyonunu hesaplamak istiyorsam, yani f x-1 fonksiyonunun öncelikle grafiğini çizmek istiyorsam, tamam mı? Ne yapabiliriz? Bak şimdi f2'nin 0 çıkabilmesi için, sonuçta f fonksiyonu değişmiyor değil mi? f2'nin 0 çıkabilmesi için ben içeriye 2 eşitlemem lazım. Yani x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? 3. Yani f3-1 gene 0 olmak zorunda. Doğal olarak artık x gördüğümüz yere 3 yazınca fonksiyon sıfırdan geçecek. X gördüğüm yere 3 yazıyorsam bak şuradaki 2 artık ne oldu? Hop şöyle geldi ve 3 oldu. Tamam. Yani şurası kaç oldu? O 3. Yani bir birim sağa mı öteledim? Sağa öteledim. O zaman şurası da 5 mi olacak? Mesela deneyelim. Ben şurada 5'i yerine yazarsam 5'ten 1 çıktı. F4. Bak gene 0 olacak. Gördün mü? F4 sıfırdı zaten. Şimdi demek ki olay şu. Ben içeriden 1 çıkarınca fonksiyon kendini dengelemek adına sağa kaymak istiyor. Tamam. Dolayısıyla ben bu fonksiyonu kırmıyorum. Sağa doğru sallıyorum. Sağa doğru bir birim kaydırıyorum arkadaşlar. Olay bu. Tamamen bu olay. Başka bir şey değil. X artı a yapınca da o zaman tam tersine sol tarafa doğru. Umarım anlaşılmıştır. Sol tarafa doğru kaydırıyoruz o zaman da. Yani x ekseninde olaylar farklı. Çıkarınca sağa doğru, ekleyince sola doğru kaydırıyoruz. Y ekseninde bir sıkıntı yok. Ekleyince yukarı doğru, çıkarınca aşağı doğru. Tamamen olaylarımız bunlar. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim ve örnek 8'e bakalım arkadaşlar. Örnek 8'de y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Eksi 2'den y eksenini kesiyor. Eksi 2 ve 3'ten de x eksenini kesiyor. Şimdi fx fonksiyonunun grafiğine göre aşağıda verilen ötelenmiş fonksiyonların grafiklerini çizelim demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar fx artı 2 demiş. Yani şu fonksiyonu 2 birim yukarı mı kaydıracağız? Ben bunu 2 birim, bak 2 birim, 2 birim yukarı kaydırırsam şuradaki eksi 2 artık sıfırdan geçecektir. Yani fonksiyon şuradan geçer. Ve bu fonksiyon nasıl olur arkadaşlar? Şöyle ve şöyle bir fonksiyon olur. Tamam. Şimdi şunları da söyleyebiliriz. Mesela eksi 2 için sıfırdan geçiyordu ya. 2 birim yukarı kaydırınca artık eksi 2 için nereden geçecek? 2'den geçer diyeceğiz hocam. Şöyle. Şimdi 3 için de sıfırdan geçiyordu. Artık 3 için de nereden geçecek? 2 birim yukarı kaydırdığımıza göre 2'den geçecek diyebiliriz. İşte bu fx artı 2'nin grafiğidir arkadaşlar. Bu cepte. Şimdi geldim fx eksi 1'e. Benim fonksiyonum zaten eksi 2'den geçiyordu. 1 çıkarıyorsam artık 1 birim aşağı kaydıracağım demektir. Yani eksi 2 yerine artık eksi 3'ten geçecek demektir. Yani fonksiyonumuzun görüntüsü şu olacak. Ve şurası da sevgili arkadaşlarım eksi 3'tür diyebileceğiz. Tamam. Tabi şunların hesaplaması biraz daha farklı. Eğime falan girmemiz gerekiyor. Dolayısıyla x ekseninin kestiği yerleri şu an yazmama lüzum yok. Ama sen sadece fonksiyonun bir birim aşağı kaydını bil. C şıkkına bakıyorum. Fx artı 1 artı 2. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar, benim fonksiyonumun grafiği şöyle bir grafikti. Şöyleydi. Ne demiştik? Şurası eksi 2 idi. Şurası 3'tü ve şurası eksi 2 idi. Bu fonksiyondu bak fx. Şimdi gençler ben burada şunları siliyorum tekrar. Şurayı da siliyorum. Şurayı da siliyorum. Ve şöyle diyorum. Önce fx artı 1'i bulsam. Yani bu ne demek sevgili arkadaşlarım? Bir birim sola kaydırsam. Bir birim sola kaydıracaksam ben bunu tuttum hop bir birim sola doğru çektim. Sola doğru çekince tabi doğal olarak az önce şurası 0 diye artık burası eksi 1 oldu. Şimdi de 2 birim yukarı kaydırmam gerekiyor. 2 birim yukarı kaydıracaksam arkadaşlar bunu da 2 birim yukarı kaydıracağım. Bak şimdi şurası neydi? Eksi 2 idi. 2 birim yukarı kaydırdım. X ekseninin üstüne oturdu. 2 birim yukarı kaydırdım. X ekseninin üzerine oturdu. Böylelikle sevgili arkadaşlarım benim bu grafiğim artık bu şekilde olacak diyebilirim. Fx eksi 2 eksi 1 bu nasıl olacak? 2 çıkardıysak 2 birim sağa kaydıracağız arkadaşlar. Öncelikle benim fonksiyonumun grafiği şöyleydi. Şöyleydi. Ben bunu 2 birim sağa kaydırdım. Şurası artık ne oldu? X eşittir 2 apsisli nokta oldu. Tabii ki burası da eksi 2 oldu. Bir birim de aşağı indireceğim diyor. Ben bunu bir birim aşağı indirirsem bir birim bunu indireceğim. Tabii şu parçasını da indirelim. Şöyle bir fonksiyon oldu. Artık eksi 2'den değil de nereden geçecek? Eksi 3'ten geçecek diyebilirim. Bu da fx eksi 2 eksi 1'in grafiğidir sevgili gençler. Fonksiyonlarda dönüşüm. Yani yansıma dönüşümüne bakacağız. Uygun koşullarda tanımlı fx fonksiyonunun x eksenine göre yansıması. Ben bir fonksiyonu x eksenine göre yansıtacaksam eğer dışarıdan fonksiyonu eksiyle çarpmam gerekiyor. Eksi fx'tir. Y eksenine göre yansıtmak istiyorsam bu sefer içerideki x'i eksiyle çarpmam gerekiyor. Orijine göre yansıtma ise hem x hem de y eksenine göre yansıtmam gerekiyor. Yani o zaman ben bu fx'in içindeki hem x'i eksiyle çarpacağım hem de f'i eksiyle çarpacağım demek. Bak x eksenine göre dışarıdan eksiyle çarptım. Y eksenine göre yansıtmak istiyorsam içeriye eksiyle çarptım. Orijine göre yansıtmak istiyorsam da ikisini de eksiyle çarptım. Hem içeriye hem de dışarıya. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geldik yukarıya. Yanda verilen fx fonksiyonunun grafiğine göre aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerini çiz demiş bize. Fonksiyonumuzun grafiği arkadaşlarım, ben şunu şöyle alayım, şuradan koparalım, şuraya yapıştıralım ve buraya yapıştırdıktan sonra artık şöyle aşağı inip buna bakarak bir çözüm getirelim. Şimdi eksi fx demiş. Yani ne demeye çalışıyor? Bunu x eksenine göre yansıt diyor. Şimdi şu parçanın x eksenine göre yansıması aşağıda çıkacaktır şöyle. Hatta kırmızıyla çizelim bunu. Şöyle aşağıda çıkar değil mi? Şurası ne olur? 2 iken eksi 2 olur. Şu kısmı x eksenine göre yansıtırsam da tabii ki şöyle bir şey olur. Yine burası 2'den geçecektir. Bu şekilde bir fonksiyondur diyebiliriz. Eksi fx fonksiyonu. Peki geçtim f eksi x'e. İçeriye eksiyle çarpınca y eksenine göre yansıtıyordu. Yani şu parçayı şu tarafa yansıtacağım. Böylelikle sevgili arkadaşlarım şu şekilde bir görüntü çıkacak. Burası 2. Şu parçayı da şu tarafa yansıtacağım. Dolayısıyla şu şekilde bir görüntü oluşacak. Ve burası da kaçtır diyeceğim? Eksi 2. Ve şimdi geçelim diğer kısma. Eksi f eksi x. Yani diyor ki hem orijine göre yansıtıyor. Hem x eksenine hem de y eksenine göre yansıtıyor. O zaman ben şunu aldım. X eksenine göre yansıttım. Şu geldi. Bunu da artık y eksenine göre yansıtacağım sevgili arkadaşlarım. Yani bu tarafa gelecek. Bu tarafa çıkacak. kırmızılardan kurtulacağız. Ve işte sevgili arkadaşlarım, şurası eksi 2 iken burası da eksi 2'dir diyeceğiz. İşte bu da eksi f eksi x'in grafiğidir diyeceğim. Yani hem önce bunu x eksenine göre yansıttım, sonra da bunu y eksenine göre yansıttım. Orijine göre simetriğini almış oldum. Şimdi bir hatırlatma. Tek ve çift fonksiyonlarla alakalı. Eğer ki ben x gördüğüm yere fonksiyonda eksi x yazıyorsam ve bu fx'in eksilisine eşit oluyorsa ben bu tarz fonksiyonlara tek fonksiyon diyordum. Ve x gördüğüm yere eksi x yazmama rağmen bu yine bana fx'in ta kendisini veriyorsa bu tarz fonksiyonlara da çift fonksiyon diyorduk. Tek fonksiyonların grafikleri sevgili arkadaşlarım orijine göre simetriktir. Ve çift fonksiyonların grafikleri de y eksenine göre simetriktir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Orijine göre simetrik, bu da ne? Y eksenine göre simetriktir diyoruz. Gençler sakın ha sakın unutmayın. Çiftler y eksenine, tekler orijine göre simetriktir. Şimdi örnek 10. Fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir diyor. Y eksenine göre simetrik olanlar nasıl fonksiyonlar oluyordu? Çift fonksiyonlar oluyordu tabii ki. Ve çift fonksiyonlar eğer polinom türünde fonksiyonlarsa x'lerin kuvvetleri daima çift sayılar olmak zorundaydı. Yani gençler şuradaki x üzeri 5 de benim işim olmaması gerekiyor. Buradaki x de benim işim olmaması gerekiyor. Çünkü bunun kuvveti 1, bununki de 5. Çift fonksiyonda tek kuvvetin ne işi var? Olmaz. O halde ne yapacağım? Bunları yok edeceğim. Nasıl yok ederim? Katsayılarını sıfıra eşitleyerek basit bir şekilde kurtulabilirim. O zaman m-2 dedim eşittir 0'dır. Yani m kaçtır arkadaşlar? 2'nin ta kendisidir. Bir de n artı 4 eşittir 0'dır derim. Böylelikle n kaç olur? Eksi 4'ün ta kendisi olur. Şimdi gençler madem şu yok burası 0 oldu. Burası da yok burası da 0. O zaman fx fonksiyonunu bir hele baştan yazalım şöyle. Fx eşittir eksi 7x kare eksi 7x kare dedim. M artı 2n. M 2 idi zaten. 2n'de eksi 8 yapar. Bunları toplarsam eksi 6 gelir. Eksi 7x kare eksi 6 geldi benim fonksiyonum. Şimdi diyor ki f1'i bul ve f0'ı bul. F1 eksi 7 eksi 6'dan eksi 13'tür. F0'da sevgili arkadaşlar şurası 0 olacağı için eksi 6'nın ta kendisidir. Şimdi diyor ki eksi 13'ten eksi 6'yı çıkar. Eksi 13'ten eksi 6'yı çıkaracak olursam aha bunlar artı yapar. Eksi 13 artı 6 daha eksi 7'nin ta kendisini buluruz. Doğru cevabımız da bu olur sevgili arkadaşım. 11. soru. Yanda f fonksiyonunun grafiğini ben sana teslim ettim diyor. Al kabul et. Bu grafik yardımıyla aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerini karşılarına çiz demiş bize. Şimdi öncelikle ben şu fonksiyonun grafiğini şuradan bir koparıp alayım. Tamam mı? Bunu aldıktan sonra şuraya yapıştıralım. Ve biz buna göre bir çözüm yapalım. Tamam. Şimdi öncelikle ben neyi çizeceğim? F eksi x artı 2'yi çizeceğim. İçeriği eksiyle çarpmak demek ne demekti? Fonksiyonu y eksenine göre simetriğini al demekti. Şimdi ben bu fonksiyonun y eksenine göre simetriğini alırsam karşıma şöyle bir fonksiyon çıkar. Ve şurası yine eksi 2 iken şurası 2 idi ya, karşıya geçince burası da eksi 2 olur. Artı 2 ne demek? Bunu 2 birim yukarı kaydır demek. Yani ben şunu tutacağım. Hop bak şurası eksi 2 idi, gördüm burayı. Hop 2 birim yukarı kaydırırsam artık orijinden geçer. Burası 0'dır. Eksi 2 için de artık benim fonksiyonum nereden geçecektir? 2'den geçecektir. İşte sevgili arkadaşlarım bu fonksiyonun grafiği budur derim. Geçtim 2'ye. Yani şuna. Eksi fx demiş. Dışarıdan eksiyle çarpınca ne oluyordu? Fonksiyonu ne yapıyoruz arkadaşlar? X eksenine göre yansıtıyoruz. Ben bu fonksiyonu x eksenine göre yansıtırsam şöyle bir grafik çıkacaktır. Dolayısıyla hop bunu çizdim. X eksenine göre yansıtmış oldum. Burası eksi 2 iken artık burası artı 2'dir. Ve burası da yine 2'dir derim. Daha sonrasında bir de 1 çıkar demiş. 1 çıkaracaksam şunu tutarım. 1 birim aşağı kaydırırım. Şurası 2 idi ya. 1 birim aşağı kaydırınca burası 1 olur. Eğim de 1 olduğu için burası da yine 1 olmak zorundadır derim. Ve işte f eksi fx eksi 1 fonksiyonun grafiği de bu şekilde olur dedik. Ve sevgili arkadaşlarım son olarak şunu tuttum aşağı kaydırdım 2 eksi fx'i çizelim. Önce eksi fx'i çizin. Yani bu fonksiyonu x eksenine göre önce bir yansıtın. Al, yansıttım. Şurası ne? 2 oldu. Burası 2 oldu. Şimdi eksi fx'i bulduk ya. Bunun üstüne bak, burası ne? Artı 2 değil mi? 2 ekleyeceksin diyor. Yani sen bunu tutup 2 birim havaya kaldıracaksın. Ve artık burası 2 iken burası 4 olacak. Burası da 2 iken burası da yine 4 olacak diyebiliriz. Bu da 2 eksi fx'in grafiğini verir bize sevgili arkadaşım. Sağ üst tarafa doğru geçtik. Ve örnek 12'ye bakıyoruz. İsmail öğretmen öğrencisi Meriç'ten fx eşittir x kare eksi 4x artı 3 fonksiyonuna sırasıyla aşağıdaki verilen işlemleri uygulamasını istiyor. Peki 2 birim yukarı öteleme demiş. X eksenine göre yansıma, y eksenine göre yansıma, 1 birim sağa öteleme. Meriç öğretmeninin istediği tüm işlemleri eksiksiz ve doğru biçimde yapıyor ve şu fonksiyonu buluyor. Gx eşittir ax kare artı bx artı c'yi buluyor. Buna göre a artı b bölü c kaçtır? Yani benim şunu bulmam gerekiyor. Gx'i benim elde etmem gerekiyor, tamam mı? Nasıl bulurum? Öncelikle 2 birim yukarı ötele demiş ya. Ben fx'e 2 ekleyeceğim yani. Hop, buraya 2 ekledim. Artık buradan sonra benim oluşacak fonksiyonum x kare eksi 4x artı 5'tir derim. 2 ekledim. X eksenine göre yansıtmak ne demekti? Fonksiyonu tamamını eksiyle çarp demekti. Ben fonksiyonu tamamını eksiyle çarparsam eksi x kare artı 4x eksi 5 olur arkadaşlar. Şu an ikinci yapılması gereken işlemi de yaptım. Y eksenine göre yansıt demiş. Yani x gördüğün yere eksi x yaz demiş. O halde eksiyi koydum, bu eksi bu eksi. Eksi x'in karesi dedim. Eksi değil artı 4 kere eksi x eksi 5 dedim ki burası da bana eksi x kare eksi 4x eksi 5'i verir arkadaşlar. Bu da cepte. Ve son olarak bir birim sağa kaydır demiş. Bir birim sağa kaydıracaksam x gördüğüm yere bak, sağa kaydır diyor ya. X eksi 1 yaz diyor. Yazalım. Eksiyi koydum. X eksi 1'in karesi dedim. Eksi 4 çarpı x eksi 1 yazdım. Ve son olarak 5'i çıkardım. Şimdi sevgili arkadaşlar, eksiyi koydum, x eksi 1'in karesini açacağım. X kare eksi 2x artı 1 dedim. Eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Eksi 4x artı 4 oldu ve eksi 5'i de yazdım buraya. Şimdi şu eksiyi dağıtalım içeri. Bu eksiyi nasıl dağıtırız? Eksi x kare artı 2x eksi 1 dedim. Eksi 4x artı 4 eksi 5 de bana zaten neyi verir? Eksi 1'i verir. Düzenliyorum. Eksi x kare, 2x'ten 4x çıktı. Eksi 2x eksi 1 eksi 1 daha bana eksi 2'yi vermiş oldu. Şimdi bu benim gx fonksiyonum. Son olarak elde ettiğim fonksiyon. Şimdi gx fonksiyonunu adam bana nasıl vermişti? Ax kare artı bx artı c olarak vermişti. Demek ki benim burada a dediğim sayı eksi 1, b dediğim sayı eksi 2, c dediğim sayı da eksi 2'ymiş. O halde yerine yazalım. A dediğim sayı eksi 1'di. B dediğim sayı eksi 2'ydi. Ve c dediğim sayı da eksi 2'ydi. Doğal olarak üst taraf eksi 3, alt taraf eksi 2 olacağından eksiler gider. Ve son olarak cebimizde 3 bölü 2'miz kalır. O halde doğru cevap 3 bölü 2'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bütün işlemleri adım adım uyguladık. Ve son olarak cevabı yazdık dedik. Şimdi sevgili arkadaşlarım, konu bütünlüğü oluşması açısından k çarpı fx ve fkx dönüşümlerini bir sonraki videoda ele alacağım. Bu video yaklaşık 17,5-18 dakikalık bir video oldu ama olsun, sıkıntı yok. Sonuç olarak konu bütünlüğü olması açısından bunu yaptık. Aynı videonun içerisinde farklı farklı konular görüp de mideni bulandırmayalım, kafanı bulandırmayalım. O yüzden ben seninle sonraki video için sözleşeceğim. Sesim de çok kötü olduğu için zaten tipimde bak, iyice kızardım. İyice kızardık yani. Parlamaya falan başladım. Ben hasta olacağım gibi duruyor da hayırlısı. Siz dua edin olmayalım. Tipimiz de böyle bozulmaya başladı. Sesimiz falan da gitmeye başladı. İkinci videoda görüşelim. Ben biraz dinleneyim. Bir çay içeyim. Ondan sonra hemen yine ikinci videoyu çekip sizlere paylaşacağım arkadaşlarım. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.